İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. İstikbali kazanmak. İmam-ı Gazali'den nasihat isteyene bir mektup göndererek buyurdu şöyle yine: "Ey oğlum, iyi bil ki biz aciz birer kuluz. Allahü Teala'ya ibadete memuruz. Kavuşabilmek için ebedi saadete sarılmamız lazımdır taat ve ibadete. Günahtan da şiddetle lazımdır ki kaçınmak, cehennemden kurtuluş umulur böyle ancak." Resulullah buyurdu: "Ölün ölüm gelmeden, görün hesabınızı hesaba çekilmeden." Hazreti Ali dahi buyurur ki: "Bir kimse çalışmadan cennete girmeyi arzu etse, o kişi boş hayale kapılıyor demektir. Çünkü kavuşmak için çalışmak lazım gelir." Hasan-ı Basri dahi buyurdu: "Çalışmadan cenneti talep etmek günahtır. Kaçın bundan." Büyüklerden biri de bu bapta buyurdu ki: "Aklı olan bir kimse bırakmaz ibadeti. Gece gündüz daima ibadete sarılır. Çünkü sonsuz rahata ibadetle varılır." Oğlum, kitap okuyup ilim öğrenmek için birçok gecelerini harcadın. Acep niçin? İlim öğrenmekteki asıl maksat ve gayen dünya menfaatleri idiyse esasen, yani bu ilim ile diğer bazı insana caka satmak idiyse, yazıklar olsun sana. Demek ki bunca sene boşa gayret etmişsin ve kendini azaba kendin sürüklemişsin. Yok, eğer bunda gayen İslam'a hizmet ise ve huy ve ahlakını temizlemek idiyse, ne güzel eylemişsin. Müjdeler olsun sana. İnsan böyle kavuşur sonsuz olan ihsana. İşte muvaffak insan buna denilir ancak. Buna denir hakiki istikbali kazanmak. Ey oğlum! Bu dünyada yaşasan da ne kadar, sonunda öleceksin. Bu açık ve aşikar. Sımsıkı sarılsan da bu dünya zevklerine, bir gün ayrılacaksın hepsinden tek tek yine. Ve yine
bu dünyada ne istersen onu yap. Lakin bil ki sorarlar hepsinden bir bir hesap. İmanı, ibadeti tam öğrenmeden önce, para kazanmak için uğraşırsan gün gece, ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun. Eğer böyle edersen sana yazıklar olsun. İncil'de okudum ki, öldüğünde insanlar tabuta konulup da ta ki mezara kadar, Hak Teâlâ o kula 40 sual soracaktır. Bunlara cevap vermek kolay olmayacaktır. Birincisi şudur ki, ey kulum, ne ki sebep, yaşadığın müddetçe dünyaya çalıştın hep. İnsanlar sevsin diye uğraştın da bu kadar. Neden benim sevgime etmedin hiç itibar? Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen, benim ihsanlarıma garg olmuşsun tamamen. Ey oğlum! Allah bunu soracaktır tabii. Lakin sen oyunlara dalmışsın çocuk gibi. Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun. Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun. Fakirem kapına geldim, şefaat ya Resulallah, mukirim suçum bildim, şefaat ya Resulallah, günahkârım yüzüm kara, korkarım atarlar nara, meğer sende ola çare, şefaat ya Resulallah. Habibsin cümleden evla, seni met eyledi Mevla, makamın senin âlâ, şefaat ya Resulallah. Okudum çok tahiyyatı, salat ile salavatı, akabinde münacatı, şefaat ya Resulallah. Meğer hep isyandayım, gulam aynı noksanım, velakin ehli iman, şefaat ya Resulallah. Cehennem kaynayıp taşa, bilinmez ne gelir başa, zükür inat
askerin daşa şefaat ya Resulallah. Kebap olur be her cana, ciğerler tutuşup yana. Umuman ehli imana şefaat ya Resulallah. Nazar kıl aynı refetten, nasip eyle şefaatten. Fakirim cümle ümmetten, şefaat ya Resulallah. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu ana babanın rızası ve bayramlar. Allahü Teala'nın rızası dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allahü Teala'nın gazabı dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani sana dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi, onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Bu vesilelerden biri de bayramlardır. Bayramlarda ana babaya çeşitli hediyeler alıp, bayramları tebrik edilerek hakları helal ettirilmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala buyurdu ki, ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki, benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onların duasını almalıdır. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti ve felaketi onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp yapıp onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala buyurdu ki, ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan, bana muti olan bile onu fenalar tarafına ilhak ederim. Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki, arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp dedi ki, arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı? O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdim. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki,
babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan bu kadar hizmete mukabil olur. Eshab-ı kiramdan biri gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir, onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi, 2 sene emzirdi, seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi, idare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler, seni İslam terbiyesiyle büyüttüler, şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar, bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu? Ana babanın ve hocanın günaha sokacak emirlerine itaat lazım değildir. Mesela hırsızlık için, birini öldürmek için verilen emirleri yerine getirilmez. Ana babanın ancak mübah olan emirlerine uymak farzdır. Ana babanın itaat lazım olmayan emirlerini de bir özür, bahane bularak yapmamalı, sert muamele yapmayıp tatlı, yumuşak söylemelidir. Babacığım, lütfen dedemin evliliklerini anlat. Hadi babacığım, ne olur. Evet, evet, ne olur baba, hadi. Tamam, abi. tamam. Durun, anlatacağım. Ama önce şu patırtıyı bir kesin bakalım. Peki. Evet çocuklar. Dedeniz 1920'li yılların hızlı kaptanlarındandı. Ömrünün yarısı su üstünde geçmiş desem yalan olmaz. Tabii kimi zaman bir ayda dönerim derken 2 ayda, hatta 3 ayda döndüğü bile olurmuş. Kendisi mi gelemezmiş? Hayır kızım, denizcilikte zamandan önce iş gelir. İş buldu mu geri dönmeden o liman senin, bu liman benim dolaşır dururlar. Aa, anladım, taksiciler gibi müşteri buldukça sağa sola gidiyorlar, öyle değil mi? Evet, aferin Ali, aynen öyle. Dediniz demiş ki hanımına. Hanım, bu böyle olmaz. Allah'a şükür durumumuz iyi. Gel sana Üsküdar'dan 2 katlı bir ev alayım. Birinde oturur, diğerinin kirasıyla zor da kalmazsın. Ben de ne zaman gelirim bilinmez ki. Gel zaman, git zaman, dedeniz bir hanım daha almak istemiş. Ne de olsa kaptan, hangi kız demez. Aslan dedem, helal olsun. Tabii, ilk hanımına haber vermiyor. İlk defa evleniyormuş gibi güzel bir düğün yapıyor. Peki onu da mı Üsküdar'a getiriyor? Hiç olur mu? Bakın dedenizdeki barlak zekaya. Diyor ki... Hanım, biliyorsun ben kaptanım. Günlerce, aylarca eve uğramadığım oluyor. İstediğin zaman elinde para olması lazım. Başını sokacak bir ev olması lazım, değil mi? Sen ne iyi insansın bey. Sana şöyle 2 katlı bir ev alayım. O evleri nereden buluyor baba? Bu 2 daireyi de Fatih'ten alıyor. Nasıl olsa eve gelmediğinde nerede kaldın diyen yok. Dede bir ayında birinin, öbür ayında diğerinin yanında kalmaya başlıyor. Hanımlar beyleri yanında yokken görevde diye gayet rahat ve huzur içindeler. Hiç endişeleri yok. Ay çok meraklandım. Hadi babacığım devam et. Bir daha evleniyor mu? İyi bildin. Evet, dedeniz nasıl olsa formülü bulmuş. Aynı şekilde bir hanım daha alıyor. Yine ilk evlilik gibi, yine düğünlü dernekle. Ona da Bakırköy'den ev alıp oturtuyor. Aa, o da mı 2 katlı? Evet, o da 2 katlı. Nasıl olsa kaptan, para pul var. Ve çocuklar, yıllar birbiri ardına geçip giderken tahmin ettiğiniz gibi dedeniz 4. evliliğini de yapıyor. Vay be! Ay, hayret etmeyi bırak da 4. hanıma kalacak yer bulalım, hadi. Hiç merak etmeyin çocuklar. Dedeniz ona da Beşiktaş'ta ev alıyor. Hem de 2 katlı. Üstelik 1. hanımının, yani annemin haberi olmadığı gibi 2. ve 3. hanımının da haberi olmuyor.
Yalnız şu şart var ki babam bütün hanımlarına adil davranırmış. Hangisine bir şey alsa diğerlerine de aynından alırmış. Ta ki emekli olana kadar. Ay çok heyecanlandım. Hepsinin de haberi olacak mı babacığım? Emekli olunca dedenizi almış bir düşünce. Öyle ya. Önceden sefere çıkıyorum deyince kimse merak etmiyordu. Şimdi ne diyecek? Aa, hakikaten ne yapmış dedem? Bir çözüm yolu bulmuş. Bakın anlatayım. Sırayla önce ilk hanımını ve çocuklarını alıp Kağıthane semtinin eskiden güzel mesire yerleri vardı. Oraya götürmüş. Piknik yapmışlar. Bu arada söylemiş ilk hanımına. Hanım, bu yeri ve bu ağacı iyi belle, tamam mı? İleride lazım olur. Belki yine gelirsin. Hanımı beyine itaatkar. Peki demiş ve aklına yazmış orayı. Ertesi gün Bakırköy'deki hanımı ve çocuklarını alıp gelmiş aynı yere. Üçüncü ve dördüncü günde diğerlerini alıp gelmiş sırayla. Hepsine aynı yeri ve ağacı tembih etmiş. Sonra ne olmuş? Sus da dinle. Ay. Aradan bir hafta mı, iki hafta mı ne geçmiş? Dedeni sırayla hanımlarına tembih etmiş yeniden. Hanım, falan gün falanca yerde bir piknik yapmıştık ya. Evet. Bu yere falan gün falan saatte çocukları da al gel. Yalnız senden bir şey istiyorum. Sana önceden aldığım falan renkteki eşarbınla falan renkli mantonu giy. Canım öyle istedi de. Bu isteğini ve buluşma saatini diğer hanımlarına da aynı şekilde tembihlemiş. Sonra? O gün piknikten bir saat önce dediniz piknik malzemelerini hazırlayıp bir köşeye saklanarak beklemeye başlamış. Vakit tamam olduğunda ilk gelen üçüncü hanımı olmuş. Yanında çocukları da var. Fakat o da ne? Az sonra oraya aynı kıyafette bir kadın gelmiyor mu? İkisi de şaşırmış kadınların. Ama onunla kalsalar iyi. Hemen ardından iki kadın daha çocuklarıyla. Üstelik aynı kıyafette aynı yere geliyorlar. Zavallı kadınlar. Birbirlerini tanımadıklarından her biri çocuğunu yanına alıp kocasını beklemeye başlamış. Bakın olanlara. O sırada dedeniz ortaya çıktı. Biz hep bir ağızdan baba, babacığım diye koştuk. Öyle ya. Çocukların hepsinin babası. Fakat herkes sadece kendinin babası zannediyor. Çocukların anneleri neye uğradıklarını şaşırmışlar. Nihayet dediniz her biri kendisini sevip sayan hanımlara demiş ki. Bakın hanımlar. Bugüne kadar hiçbirinizin gönlünü kırmadan dördünüzü de idare ettim. Birinize ne aldımsa öbürüne de onu aldım. Hiçbirinizin diğerine üstünlüğü olmamış bir adamım. Öyle semt semt dolaşacak halim de yok. Bundan sonra da siz beni idare edin. Ve ilave etmiş babam. Satalım diğer evleri ve dört katlı bir bina alalım. Ha, şimdi anladım. Üsküdar'daki dört katlı binanın sırrı buymuş. Evet. Orası dedenin en son eviydi kızım. Ama artık dedeniz yok. Ardında böyle güzel bir yadigar apartman ve birbirini seven torunlar bırakıp gitti. Canım dedeciğim, seni öyle çok görmek isterdim ki. Bu akşam yatarken dedemin ruhuna da Fatiha okuyacağım. Ben de okuyacağım. Görsem yüzümü
görsem yüzünü ya Muhammed canım, arzular seni ya Muhammed canım, arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsen, bir mübarek sefer olsa da gitsen, Kabe yollarında kumlara batsan, Kabe yollarında kumlara batsan. Kul cemalin bir kez düşte seyretsen, kul cemalin bir kez düşte seyretsen, ya Muhammed canım arzular seni, ya Muhammed canım arzular seni, ya Muhammed canım arzular seni. Nuri cemalinde seni. Yunus medheyledi seni dillerde, Yunus medheyledi seni dillerde, 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 hem gönüllerde, dillerde, dillerde, hem gönüllerde.
seni. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Evet hocam, bugün bayramın ikinci günü. Dün bayramla ilgili bilgiler vermiştiniz yine bu programda, bu bölümde. Ben bugün de bayram günlerinde Müslümanlar neler yapmalı, onu sizden almak istiyorum. Neler yapılabilir, nasıl değerlendiririz bayramı? Mustafa Bey, mantar tabancası alınır, mantar tabancasını patlatır, olmaz mı öyle? Ya da bol bol çikolata yenilir, şeker yenilir. Tabii Cenab-ı Hakk'ın kullarına ihsanı bir emri yerine getirmenin akabinde kulların o sevinçlerini maddi şeylerle de değerlendirdikleri gibi bunu kendi aralarında paylaşmaları gerekir. Önce hani bir söz var ya efendim, bazı şeyler var paylaşıldıkça azalır, maddi şeyler vardır. 10 tane kalemi paylaştığın zaman sana kalmayabilir. Paranı paylaştığın zaman kalmayabilir. Zahiren öyle. Ama bazı şeyler de vardır mesela. Sevgiyi paylaştıkça artar. Dertleri, kederleri de paylaştığınız zaman azalır. Bazı şeylerin orantıları farklı farklı oluyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te biz... Evet, bir sevincimiz var, bir neşemiz var. Bunu paylaşmamız gerekir. Önce kiminle paylaşacağız? Yakınlarımızla, annemiz, babamız, evlad uyarımız, çoluğumuz, çocuğumuz, akrabalarımız, bunlarla paylaşmamız gerekir. Dolayısıyla birinci gün zaten ziyaretlerini yapmışızdır, telefon etmişizdir, ulaşamamışızdır. Ulaşamadıysak ikinci günde zorlayacağız, hani uzaktayızdır. Zaten yakındaysak mesele yok. O gün gideriz, ellerini öpeceğiz elbette ki. Ama uzaktaysak telefonla arayacağız. Bugün imkanlar biraz daha geniş. Eğer evlerde bilgisayar varsa rahatla maille de ulaşmamız mümkün. Cep telefonlar var. Mesaj çekilebilir. Çeşitli yollarla ulaşmak mümkün mü? Evet, ulaşmak mümkün. Mektup artık kullanılıyor da. Nostalji oldu artık. Mektup da var. Faks var. Bazı evlerde faks bile var. Faks da çekilebiliyor mu? Evet, faks da çekilebiliyor. Bu şekilde böyle görüşme, gönül alma, dua etme olabiliyor mu? Bunlar olabiliyor. Şunu da hiçbir zaman unutmamak lazımdır ki anne baba eğer hayattaysa onların rızasını almak için elden gelen gayreti sarf etmeli. Uzaktalarsa yanlarına gitme imkanı varsa gitmek için gayret sarf etmeli. Gidilemiyorsa telefon etmeli, gönülleri alınmalı, duaları alınmalı. Yani ne yapıp bu işi tatlılığa bağlamalı. Peki efendim, bunlar hallolduktan sonra işte abi, abla, kardeş, bunlar sonra dayı, teyze, hala, amca, bunları ziyaret etmeli. Bunların gönüllerini almalı. Tabi bunlar peyderpey olabilir. Mesela anne baba birinci sıradadır. Anne baba, kardeşler birinci sıradır. Ondan sonra dayı, amca, hala, teyze neyse bunlar artık ikinci sıra. Sonra bunların çocukları, büyükleri varsa onlar da ziyaret edilebilir mi? Artık duruma göre. Yalnız bu ziyaret anlarında da efendim işte zaman zaman bize gelen mektup ve telefonlarda size şahit oluyorsunuz. Diyor ki gidiyorum diyor amcama, adam diyor benim dinime, imanıma sövüp duruyor. Şimdi o da sadece bayramdan bayrama gidilir. Gider işte, bayram mübarek olsun amca, işte dolaşıyorduk böyle, size de uğradık falan, adı alasmadık ya da telefonda işte amca böyle böyle falan, telefonda kesilebilir, işte bayram üstü hatlar bayağı yoğunmuş falan, en azından sıhhatiniz yerinde hiç böyle din emine falan müdahale başka konularda konuşmak lazım, başka yani. Konularda şey yapıp onu hani ne derler, rolanta tutmak diye, öyle tutmak gerekir. Ola ki Cenab-ı Hak hidayet nasip eder. Çünkü ölmeden önce herkes için hep ümit kapısı vardır. Herkes için ama. Herkes için ümit kapısı vardır. Bir gün gelir bakarsın, o da hidayete kavuşur. Tövbe istiğfar eder. Hatta dört başı bağımur bir Müslüman olur. Seni beni de geçer. Hani öyle bir söz var ya efendim. Öyle de olabilir mi? Olabilir. Onun için bunlar göz önünde bulunur. Bir de mesela bizi dinleyenlerin içerisinde diyebilirler, iyi güzel efendim de siz böyle hayatta olanlar için söylüyorsunuz. Benim annem babam ikisi de vefat etti, Allah rahmet eylesin. Veyahut da abilerim vefat etti, hayatta kimsem kalmadı. Ben ne yapacağım, kiminle bayramlaşacağım, kime gideceğim, ne edeceğim? Böyle olanlar da var tabii. Kabirlerinden uzakta bir yerdeyse o da zor tabii ziyaret etmesi. Ama aynı yerdeyse kabirleri,
Aynı şehirde ise gidilir, orada kabirleri ziyaret edilir. Bir Fatiha 11 İhlas, kabirin başına gidildiği zaman bir Fatiha 11 İhlas okunur. Önce Fatiha sonra İhlaslar okunur. Eğer gidilme imkanı söz konusu değilse, o zaman bayramda mesela çocuklar sevindirilir. Bir Fatiha 3 İhlas okunur veyahut da yiyecek ikram edilir. Bunlardan bir sevap hasıl olur. Ya Rabbi, bu sevaplardan hasıl olan sevabı işte vefat eden anneme, vefat eden babama, vefat eden beyime, vefat eden hanıma, vefat eden oğluma, vefat eden kızıma, amcama, dayıma, halama, nineme, dedeme, kimse yakınlarından bunlara hediye ettim. Dolayısıyla onlar da sevap gidince bu işten haberdar olurlar mı? Tabii ki olurlar. Ne kadar çok sevap giderse kendilerine, ne kadar çok bunlar verilirse, o kadar çok tabii ki sevinçleri de onların da artar. Neşeli. Yani yanlarına gidemiyorsak da kabir başına, aha, uzakta da olsak, mesela yurt dışında olan, şu anda gurbette olan dinleyicilerimiz de var. Almanya, Fransa, Avrupa'da, Amerika'da. Onlar için tatil de değil şimdi. Yani, evet, değil mi? Tatil de değil. Yani onlar üzülsünler mi gidemedik diye? Mahrum mu olacaklar? Onlar da bulundukları yerlerde bir Fatiha 3 ihlas okuyarak, hatta mesela zaman zaman o dinleyicilerimizden gelen bize mektup ve telefonlarda sadaka verme imkanları bile olmayanlar var. Kime vereceğim ben burada sadakayı? Sadakayı fıtır mesela veremiyor da Türkiye'ye telefon açıyor falan. Yani öyle bir yerde yaşayan da var mesela. Ulaştıramıyor, yetiştiremiyor falan. Hani sadaka versen de diyor, sevabını göndersem. Öyle bir durum da söz konusu olamayabiliyor. Peki ne yapacak o zaman? Bir Fatiha 3 ihlas okur ve sevabını işte annesine babasına o şekilde gönderir. Tabii onların durumları daha da farklı. Şimdi Türkiye'dekiler tabii, Türkiye'de bayram münasebetiyle tatil var. İzin var. Bu tatil münasebetiyle herkes rahatla bayramlaşabiliyor, gidip gelebiliyor. Ama Avrupa'dakilerde öyle olmuyor. Ramazan Şerif Bayramı'nda onlarda öyle bir tatil durumu söz konusu değil. Çalışıyorlar. Şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunanlar varsa, o şekilde hem çalışıp hem de bayram yapan gurbetçilerimizi de efendim ayrıca özel olarak onların da bayramlarını tebrik ediyoruz. Ulaşamamışsak veya da yeni açma durumları falan söz konusu olmuşsa, Allah-u Teala yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak onlara da kolaylık ihsan etsin. Cenab-ı Hak onları da, bizleri de afat-ı semaviyeden ve afat-ı arziyeden muhafaza eylesin ve son nefeste de hepimize Cenab-ı Hak iman nasip etsin, iman selameti nasip etsin inşallah Teala. Hocam bir de özür diliyorum, siz bir şey söyleyeceksiniz. Yok estağfurullah. Tabi bayram münasebetiyle mesela türbeler ziyaret durumu da söz konusu oluyor da illa türbe olması şart değil tabi bu. Kabristan'da büyük bir zat olabilir. Bilmiyorum, karşı tarafa gitmiş miydiniz, bu Atıfettin Akri Hazretleri'nin kabri var Üsküdar'da. Ya da Bağlarbaşı deniyor. İşte İlahiyat Fakültesi'nin önünden oradan Kadıköy'e doğru inen bir yer var. Şöyle bir küçücük bir mezarlığın içerisinde Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var mesela. Onlar da böyle türbe değildir, kabristanın yani içerisindedir. Yani bina yok. Bina yok. Ziyaret edilebilir. Tabii ziyaret edilir bayram günleri. Onlar kabir başına gidilirse. Şimdi Konya'da Sadreddin Konevi Hazretleri'ni gittiniz mi? Konya'yı gördünüz mü? Evet. Sadreddin Konevi Hazretleri'nin kabrinin üstünde şey değil. Kapalı değil. Türbe şeklinde değil. Açıkta. Ha, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni kapatmışlar. Semih Tirmizi Hazretleri'ni kapatmışlar ama Sadreddin Konevi Hazretleri'ni öyle değil. Hani bazı büyüklerin öyle zaten kapalı değil. Peki o türbeler niçin yapılmış? Yani o büyüklüğüne göre mi? Hayır değil. Yağmurda, yaşta dışarıdan gelip de ziyaret edinler, ıslanmasın diye. Yoksa oradaki yatanlar değil. Diriler için yapılmış onlar. Ölüler için değil. Yani üstü kapalı değil, böyle şaşalı gösterişi yok diye. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ninki öyle. Normal bir kabristan gibi. O da orada. Kıymetsiz manasında değil tabii. Değil tabii, değil. İşte bayram sebebiyle bunlar da ziyaret edilebilir. Çünkü onların manevi atmosferine girmek, ziyaret edildiği zaman onların kalpteki nur, onların kalbindeki nur bizim kalbimize de intikal eder. Dolayısıyla bizde bir rahatlama meydana gelir. Huzur gelir, sürur gelir. Onlar da sevinir, biz de seviniriz tabii ki. Evet. Onları da ihmal etmemeli. Birbirine küs olan insanlar da var. Onlar ne yapacağız peki? Ne yapacaklar? Bilmiyorum ama sizde de var mı? Bizde de söylenir. Zaman zaman işte İslam ve toplumda da hep söylüyoruz ya. İki kardeş miras için diyor ki ölürse ölüme gelmesin. Ölürsem diyor ölüme gelmesin. Ölürse diyor ölüsüne gitmeyeyim. Bu tabir Anadolu'da yaygın. Hep böyle kullanılır. Şimdi bayram olur. Bayramda bile diyor ki o bana gelsin. Ben gitmiştim ona. Eğer büyükse diyor ki ben büyüğüm diyor, bana gelsin. Gelir, bu sefer de ona yüz vermez.
bir bozukluk olur. Bunun dini bir yönü var mı hocam? Yani büyük o bana gelsin diyor. Yani illaki küçük mü gider? Yoksa büyük gitse bir şey mi olur yani? Hiçbir şey olmaz. Kibiri gururu kırılır o kadar yani. Büyük de küçüğün ayağına gider mi? Tabii gider. Niye gitmesin ki? Ama efendim işte o zaman itibarı zedelenir falan. Hangi itibarda bahsediyorsunuz? Küssünüz, dargınsınız ya. Yani o birisi daha berbat, kibirli. Sen kibirli. Paylaşamadığınız dert dünya mı? Bizden önce kimler gelmiş? Özür dilerim. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, gitmiş. Ve hiç kimseye kalmamış. Bize de kalmayacak, merak etme. Dolayısıyla bu Ramazan-ı Şerif bayramı, Kurban bayramı bunlar bir vesiledir ya. Bayram günleri bir vesiledir. Yani ne yapıp yapıp edip mutlaka barışmanın yollarını aramalı. Ama efendim işte o bana işte şunu söyledi ya, tamam işte zaten küs olmanın bir sebebi vardır. Ya miras taksim meselesidir yahut da aynı şekilde işte çocuklar büyümüştür. İşte senin kızı benim oğlana alsak falan, yok ben kızımı senin oğlana verir miyim hiç falan, onlar söz konusu olmuştur. Veya ne bileyim bir şeyler almıştır, dünyalık bir şeyler almıştır birbirlerine, işte yok sen aldın da alamadın da benimki var da yok da falan, onlar laf olmuştur. Yani bunlar ince çekirdeğini doldurmaya şeylerdir. Dolayısıyla bunları bir kenara bırakmalı, bayramı vesile etmeli, büyük ve küçük demeli. Yaşça büyük olduğu halde gitsin, kardeşiyle aynı şekilde helallatsın, bayramlatsın. Kim kazanır? Kitaplarda öyle yazıyor Mustafa Bey. Kim önce davranırsa, kim önce giderse kazanan, kazançlı olan o olur. Efendim ben gittim, abimin elini öpmek için öptürmedi. Bana konuşmadı bile. Rabbim selamet versin. Sen yıktın ya onun üstüne. O karışır. Veyahut da bu gitti işte kardeşime gittim falan, kapıyı açmadı bana. Açmasa açmasın. Sen gittin ya. Bayramlaşmak istedin ya. Tamam, o karşı tarafa yüklendi. Sen kendini kurtardın ya. Karşı taraf düşünsün ondan sonra. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriften var. 3 güne kadar buyuruyor. Yani 3 güne kadar insan psikolojisi, insan yapısı itibariyle dinimiz izin vermiştir. 3 günden sonra günah olur buyuruyor. Kim önce gider barışırsa öbürsünü geçmiş olur. Karşı taraf barışmazsa günah oraya ait olur buyuruyor hadis-i şerifte de efendim. Evet. Evet, biz de bu vesileyle inşallah küslerde barışmış olur diyelim. İnşallah Teala. İnşallah Teala efendim. Size de çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İslam ve toplum.